sandıktan çıkan sonuca herkes saygı gösterecek. Bu cümleyle başlayayım. Şimdi seçim sonuçlarını belirleyen en önemli faktör ne oldu diye herkes bana soruyor. Gerçi daha sandıkların yarısı açıldı bazı yerlerde, ondan da aşağıda, ama aşağı yukarı şöyle bir fikrim var. Şimdi genel seçimlere kadar uygulanan politikalar vardı. Yani bunların bazılarını biz eleştiriyorduk. İnfo Yatırım'ın biliyorsun kanalında doğruyu göstermek adına reçete sunuyorduk. Ama şu an yaşadığımız sıkıntıları yaşamıyorduk. Yani nasıl diyeyim, şu anki yaşadığımız sıkıntılar hani şiddeti artmış sıkıntılar. Depremden sonra vatandaşlar genel seçimlerde şunu dedi. Dedi ki Cumhur İttifakı bize göre dedi ülkeyi yönetmek için daha uygun dedi vatandaşların önemli bir kısmı. Sayın Cumhurbaşkanı'nı lider olarak gördüğünü söyledi. Fakat yerel seçimlere geldiğimizde aynen de senin dediğin gibi bir genel seçim değil ama yerel seçimde vatandaşların daha çok hizmet odaklı olduğunu ve her ne kadar seçime katılım oranı Avrupa'ya göre yüksek olsa da genel seçimlerle kıyaslandığı zaman oldukça düşük bir sayı oldu. Ve ortaya çıkan sonuç bize gösteriyor ki Cumhur İttifakı'na oy veren kesimden oy sandığına gitmemiş insanlar olabileceğini gösteriyor. Ben daha bilmiyorum şey çıkaracak ortaya bunu sonuçlar. Çünkü sandığa gidenler de gitmeyenler de sonucu belirlemiş oldu. Bir tavır var. Şimdi bu tavır neden kaynaklanmış olabilir? Şimdi bir kere Mert Üstad'ımı biraz güldüreyim. Yani şimdi futboldan başlayacağım. Ta para ve maliye politikasına kadar, döviz kuru politikasına kadar birçok işte yanlışlık var. Yani şöyle mesela genel seçimlerden önce atanmış olan bakanların veya görev yapan kişilerin şöyle diyeyim size, bazı tezlerin peşinden koştukları, bu tezlerin doğru olmadığını ve uygulamalarının yanlış olduğunu söylüyordu. Onlar da diyordu ki kardeşim sana göre yanlış ama bana göre doğru diyordu. Hı hı. Fakat genel seçimlerden hemen sonra atanan mesela ekonomi yönetimi en başta doğru şeyleri söyledi. Yalan mı? Hepimiz dedik ya helal olsun, en sonunda doğruları konuşuyor. Ama yanlış işler yaptılar mesela, tuhaf bir şey. Yani doğru şeyler söyleyip yanlış uygulamalar yaptılar. Mesela vergileri ağır şekilde yükselttiler. Bunu böyle bir dediler ki talebi kısacağız falan derken enflasyonu patlattılar. Şimdi Şahap Kavcıoğlu ve Nurettin Nebati'ye sorsanız ya biz zaten aynen Merkez Bankası'nın rezervlerini aşağı yukarı bu seviyede teslim ettik. Biz faizleri 8,5'ta teslim ettik. Döviz kurumunda 19 lirada teslim ettik. Değil mi? Enflasyon da bu kadar yüksek değildi. Ya bu vaziyete geldi. Şimdi tabii ilginç bunlar. Yani şöyle diyeyim size. Doğru özgeçmişe sahip, doğru cümleleri söyleyen yöneticiler yanlış işler yaptı. Ve bu futboldan dediğim gibi mali politikasına kadar bu devam etti. Şimdi beni ilgilendiren şey şu. Yani ortaya çıkan sonuç şaşırtıcı mı dendiği zaman hayır benim için hiç şaşırtıcı değil. Hatta ben sabahleyin Mert Üstad'ımla da konuştum öğlen saatlerinde. Yani kafamda bazı şehirler var. Mesela Şanlıurfa, Bilecik, Bursa değil mi Üstad, hatırlıyorsun. Ondan sonra Balıkesir, Adıyaman, Uşak. Balıkesir'de zaten Ahmet Akın hani zaten Balıkesirli orada. Ondan sonra mesela Antalya'da mesela eski Kepez Belediye Başkanı çok başarılı bir AK Partili aday ama ondan sonra vatandaş öyle demiyor. Yani vatandaş diyor ki hayır kardeşim hani böyle olmaz diyor ki. İlginç bir şekilde işte kuzeyden güneye, doğudan batıya çok farklı bir şey oldu. Ve vatandaş aslında burada bir niyet gösterdi. Dedi ki arkadaşlar bak her şey tamam. Ülkenin idaresi başka, mahalli idare çok başka. Mahalli idarede kusura bakmayın. O hani ben diyor katılmıyorum o kürsülerden söylenen lafları deyiverdi. Oyunda attı şu ana kadar da öyle. Sonuç ne olursa olsun bakın hani bundan sonra sandıklar açılacak vesaire falan ama yani böyle bir sonucu kimse beklemiyordu. Şimdi mesela Bursa değil mi? Bursa ilginç oldu. Bursa'yı biz bekliyorduk. Biz nabzını tutuyorduk Bursa'nın mesela. Ondan sonra onu anlıyorduk. Mesela İstanbul'da bu kadar açık fark olacağını AK Partili seçim işleriyle uğraşan arkadaşlar da görmüyorlardı. Hatta bize diyorlardı ki bana bizzat telefonda konuşuyordum. Hocam işte 1,5-2 puan öndeyiz ama tabii bunlar küçük farklar hani kesin değil. Ya dedim Allah Allah falan dedim.
Kötü mesela senaryoda bile 2 puan gerideyiz. O da hatta payın içinde falan diye yorumluyorlar son anketleri. İlginç bir şey söyleyeceğim. Mert Üstad, Sertaç Üstad, Cem Üstad, Mina Hanım. Genel seçimlerden önce ben havalimanında AK Partili milletvekilleriyle karşılaştım. Moralleri bozuktu. Ya hoca kötü gidiyoruz. Ya ne kötü gidiyorsunuz ya? Ne alakası var? Gayet iyi gidiyorsunuz ve sürpriz şeyler yapacaksınız dedim. Aa dedi, bize moral oldu dedi mesela. Bak genel seçimlerden önce. Mesela hiç ummuyorlardı böyle bir şey benden. Hani çünkü ben normalde ortada duruyorum ya, ben doğruya doğru eğriye eğri kendi bildiğimce. Bayağı sevindiler ve söylediğimiz çıktı. Anlaşılıyor ki AK Parti'nin seçim işleriyle uğraşan arkadaşlar hakikaten iyi ya da olumlu ya da olumsuz. Bak olumlu ya da olumsuz. Vatandaşın nabzını tutamıyorlar galiba ya. Yani onu anladım ben. Yani mesela genel seçimlerde açık ara önde giden Cumhur İttifakı'nı görememişler mesela. Yani sürekli o belki bir seçim politikası bilmiyorum. Hani ucuca baş başa gidiyoruz. Millet hani çözülmesin. Hani çabucak hani galibiyet sevinci yaşamasın diye yapmış olabilir. Bilmiyorum. Ama burada da beni şaşırtan hani İstanbul'da çok az puan var diye 10 puan fark çıktı ya. Yani olacak gibi değil. Peki, Ankara... Bir de hocam İstanbul'da bazı ilçeler de Cumhuriyet Halk Partisi açısından şaşırtıcı düzeyde. Anadolu Ajansı onları taksitle veriyor mecburen tabii. Ondan sonra Ankara'ya bakarsanız hani AK Parti'nin kalesi olarak bildiğimiz ilçeler çoktan hani Cumhuriyet Halk Partisi almış orayı götürmüş gibi. Bence bu bizi farklı bir yere götürecek. Yani ben eğer hani uzun yıllardır siyaseti takip eden bir kardeşiniz olarak yani ve siyasetin içine hiç bulaşmamış ama objektif mesafeden takip etmeyi başarmış bir arkadaşınız olarak rengimi de hiç belli etmem çünkü rengim yok. Eğlenceli olan o. Çünkü benim hani görüşümü yansıtan bir siyasi parti göremedim bugüne kadar. Aşırı şeyim hani liberal demokratım ben. Ne anlamda? Şu anlamda yani özgür iradenin demokrasinin içine yerleştirilmiş olduğu ve herkesin kendi fikriyle kendi faaliyetlerine devam ederek katma değer yaratması gereken bir sistemden bahsediyorum. Böyle bir şey dünyada kalmadı zaten. O yüzden rahat bir yerdeyim ben. Yani ben baktığım zaman işin nereye doğru gittiğini görüyorum. Büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir değerlendirecek. Bunun üzerine bir 24 saat düşünecekler üst yönetim ve fatura kime kesilecek? Bir, ben çok iyi biliyorum ki emekliler meselesi ve ağır hayat şartları, hayat pahalılığı meselesinden Mehmet Şimşek'e fatura kesilecek. Bak net konuşuyorum. Hatta onun politikalarını destek veren Merkez Bankası yöneticileri varsa onlara da kesilecek. Yani neden? Çünkü faizler yükseldi, enflasyon yükseldi. Yani söz verilen para gelmedi. Hani yurt dışından oluk oluk para gelecekti. İşte gri listeden çıktı. Hiçbiri olmadı bunların. Tamam mı? Baktığımız zaman İki tane çok başarılı bakan görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Dışişleri Bakanı. Hiç konuşmuyor. Ama baktığımız zaman dünya ateş topuna dönmüşken şu an bir denge siyaseti yürütüyor Türkiye ve kötü de yönetmiyor. Ha. Yani Rusya'yla, Ukrayna'yla vesaire Suudi Arabistan'la ara düzeliyor, Mısır'la. Farkında mısınız o? Genel seçimlerden sonra şey değişti. Ali Yerlikaya geldi. Ali Bey, ben zaten valiliğinden de tanıyorum kendisini. Ziyarette bulunmuştum üniversite rektörü olarak. Terörle mücadele konusunda fikirleri olan çeteleri çökertme konusunda söz birliği yapmış dost, yani şeyleriyle çalışma arkadaşları bir insan, gelir gelmez başladı buna. Yalan mı? Hakikaten çetelerin önemli bir kısmını çökertiverdi. Üstüne gitti asayiş meselesine. Çözülemeyen bir tek mesele var, o da göçmen meselesi, mülteci meselesi. Çok rahatsız ediyor. Yabancı düşmanlığı Türkiye'de arttı ama bakıldığı zaman iç işleri ve dış işleri genelde düzgün iş yapılmış. Yapmış gibi gözüküyor. Memlekette sanayi de ticaret de kalmadığı için dolayısıyla oradaki bakanlar ne kadar hani kendilerini parçalayarak düzgün iş yapmaya çalışsalar da maalesef işler iyi gitmediğinden dolayı performans düşüklüğü varmış gibi gözüküyor. Orada yapacak bir şey yok ama enflasyon yaratan bu dış ticaret rejimi yani ithalat, gümrük vergileri ondan sonra bu arada maliye rejimi falan bunlar dikkat çekiyor. Bu şikayetler toplandı külliyede bekliyor zaten. O yüzden Mina Hanım ben şeyi bekliyorum. Yani bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra fatura birilerine çıkacak. Yani o normal ama bu şimdi. Peki o fatura Mehmet Şimşek'e ilk etapta çıkar emeklilerden kaynaklı olarak dediniz. Bir politika değişikliği ya da bir bakan değişikliği bekler misiniz diye bir sorayım. Sonra
Müsaadenizle bir diğer arkadaşlarımıza da söz vereyim. Sonra tekrar diğer sorularla devam edeceğim sizinle. Ya şimdi Mehmet Bey'in iyiliğinden kötülüğünden değil. Mehmet Bey'i tanıyoruz. Geçmiş bakanlık tecrübelerinden bir tanesi. Yani Mehmet Bey ondan sonra yani çok aslında risk alan bir şeyi yok. Profili yok Mehmet Bey'in. Mehmet Bey'in bir reçetesi var ondan sonra. O Maliye Bakanlığı zamanında da böyleydi. Yani bir kurtarıcı olarak çağrılmış olmasına kendisinin de şaşırmış olması lazım. Yani kurtarıcı profilde bir insan değil Mehmet Bey, görev insanıdır, tamam mı? Ondan sonra mantıklı bir şeyler yapmaya çalışır ama şöyle diyeyim size, yani böyle hani abrakadabra, mucize, şapkadan tavşan çıkarma, öyle bir şeyler yok Mehmet Bey'de. O yüzden Mehmet Bey'in bence şeyi söylediğim size, şanssızlığı kendisinden çok fazla şey beklenmiş olmasıydı. Ama sürekli olarak hatırlarsanız işte yabancı fonlar Türkiye'ye yağacak, göreceksiniz. İşte şöyle para gelecek, böyle para gelecek. Enflasyonla mücadelede her şey çok iyi olacak derken bir anda ağız çevirip işte Mart'tan sonra, Mart olmadı Temmuz'dan sonra deyince dikkat çekti. Bir de emeklilere verilmesi gereken her şeyde sanki Mehmet Bey engelliyormuşçasına, biliyorsunuz hani basına yayıldığı için bir de sosyal medyaya. Dolayısıyla şu an seçim kaybettiren kişi olarak birinci kendisi gözüküyor. Çok net konuşuyor. Yani maalesef algı gerçektir. Yapacak hiçbir şey yok ve hani şöyle eskiden şöyle Mehmet Bey giderse çok kötü olur diyenlerin yarısının ağız değiştirdiğini görüyorum son iki haftada. Ya abi çok da öyle beklediğimiz performans yok. Ben de diyorum ki niye haksızlık ediyorsunuz? Ne bekliyordunuz ki dedim. Hani ne olmasını bekliyordunuz? 31 Mart'ta bir seçim var. O seçime kadar topu havada tutmaya çalışacaktı zaten diyorum ekonomi yani. Dolayısıyla ben orada bir değişiklik bekliyorum. Zaten hatırlar mısınız? Ekim ayında yapılan bir AK Parti toplantısı vardı. Genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısı. Hatırlıyor musunuz il başkanı? Orada zaten Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Ben yani yerel seçimden sonra bir bakanlar kurulu değişikliği yapacağım dedi. Görevli olan arkadaşların yerlerini değiştireceğim. Partide görevli olan arkadaşların da yerlerini değiştireceğim dedi. Yani bir kabine revizyonu bekliyorsunuz siz. Sadece kabine revizyonu değil. MYK, MKYK buralarda da çok büyük değişiklik olacak. Yani olağanüstü toplantılar olacak. O yüzden şöyle diyeyim size. Ben AK Parti'nin içerisinde bir iç hesaplaşmanın başlayacağını tahmin ediyorum. Bu da şöyle bir şey. Yani yaşım olmuş 55. Şey, tecrübe var bu konuda. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bazı şehirlerde AK Parti ile yarışıp AK Parti'nin önüne geçmiş olduğuna görüyorum. İlginç yani, bu seçimin mağlubu değil MHP. Onu da söyleyeyim size. Enteresan işler oldu. Biz yorum yaparken bizi seyreden kıymetli izleyicilerin yaptığı yorumları da okuduk. Şimdi herkes Mehmet Bey'i bir kurtarıcı gözüyle bakıyor. Mecburen elimizdeki en iyisi bu diye. Ben bunu kabul ediyorum. Ama insanlar piyasa açısından baktığı zaman bu bekleyişlerinde haklılar. Fakat siyaseti bilmeyenler için bu yorum çok havada kalıyor. Çünkü biz Mert Bey'le beraber memleketin iyiliğini istediğimizden dolayı doğru iktisat politikalarının uygulanmasının yanında duruyoruz. Ama parti içi dengeler böyle olmaz. Sonuçta birisine fatura kesilir. Şimdi bu fatura kesilirken geri dönüp yani genel seçimlerden önce uygulanmış iktisat politikasının sahipleri bizi buraya koydu. Mehmet Şimşek geldi, ağır bir yük aldı. O yüzden işte falan, bunlara kimse bakmaz. Şu an partide, partinin içerisinde birisine fatura kesilecek, biri ya da birilerine. Mert Bey, sağduyunun sesi. Şimdi siyasette sağduyu çalışmaz. Çalışsaydı siyaset olmazdı. O yüzden bizi izleyen yatırımcılara bence her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altını çiziyor. Referandum konusunda Mert Üstad'a hak veriyorum. Bu atmosferde bir yeni anayasa değişikliği için vatandaşı bir daha yormaya kalkarsak vatandaşın cevabı çok sert olur. Kardeşim ne gerek var? Şimdi, zaten geçen gün hocam, geçen gün Cumhurbaşkanı da artık çok fazla seçim oldu, işimize bakmalıyız falan gibi o konuda biraz önünü kapattı. Şimdi erken seçim ve bir kişi karar verir. O da aslında bir değil, iki. Sayın Cumhurbaşkanı ya da Devlet Bahçeli. Ben size net söyleyeyim. Onların haricinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da yerel seçimlerden nasıl diyeyim galip çıkmış olan
veya herhangi bir şehirde başarı sağlamış olan bir partinin çıkıp da böyle erken seçime sürükleyecek bir gücü falan yok şu an. Yani öyle bir halk hareketi yok şu an. O yüzden orada haklı Mert Usta. Ondan sonra yani buna ama şey isteyebilir. Yani parti içi veya yani Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki hareketlenmeyle AK Parti'nin içerisindeki olumsuzluk birleşince bir hepimizin şaşıracağı bir şey çıkabilir. Siyasette %1 bile önemli bir orandır ama ben de Mert Bey'e katılıyorum. Yani şu an erken seçime hani davet etme işi ancak bir ancak iktidara ortak olan partilerin olabilir. Yani bu işte. Ama bu yeniden refah işi şeyin moralini bozdu. Ondan sonra Cumhur İttifakı'nın biraz moralini bozmuş gözüküyor. Arkadaşlarımla konuşuyorum çünkü. Yani AK Partili arkadaşlar da var vesaire falan. Yani hiç beklenmeyen şey. Tekrar ediyorum bakın. Ben diyorum ki bu faturayı tutup da Mehmet Bey'i çıkarmanın doğru bir şey olmadığını söylüyorum. Fakat siyaset buna bakmaz. Siyaset işin eğriliğine, doğruluğuna bakmaz. Siyasette ortaya bir başarısızlık çıkmışsa lider haricindeki herhangi bir kişiye fatura kesilir. Bu faturada dönüp dolaşıp birisine patlayacak. Büyük ihtimalle Mert Üstad'ın ve diğer üstadlarım katılıyordu. Kaybedilmiş şehirlerdeki il başkanları ilk bu faturayı ödeyecek. Değil mi? Ya o zaten net. Ya başka çaresi yok. Oradaki AK Parti il başkanları sonuçta hani muzaffer bir şekilde devam eden değil mi? Uzun bir zaman 2004'ten beri falan hani alınmış yerlerin kaybedilmesi mesela ilçelerde de aynı durumda. Yani AK Parti'nin kalesi olmuş ilçelerde değil mi? Ondan sonra vesaire. Şimdi dolayısıyla ben bu sonuçların piyasaya Mert Bey gibi inanıyorum. Böyle olumsuz bir tesiri falan olacağına inanmıyorum. Ancak ve ancak seçimden önceki görüşümü tekrar ederek sözlerimi noktalıyorum. Bakın arkadaşlar faiz oranlarını enflasyonun arkasında koşturarak bir daha söylüyorum. Faiz oranlarını enflasyon oranlarının arkasından koşturarak döviz kurunu olmayan rezervlerimizden milyarlarca dolar satarak kontrol etmeye çalışarak oluşturulmuş bir reçetenin başarılı olmayacağını önünde sonunda kurların serbest bırakılmak zorunda kalınacağını ve bunun seçimle herhangi bir alakası olmadığını, 31 Mart olmasaydı önünde sonunda bir kere bunun yapılmak zorunda kalınacağını tekrar etmek istiyorum. Lütfen sakın bir illüzyona düşmeyin. Şu an uygulanan reçete enflasyonu düşürme reçetesi değil. Döviz kurları yükselmesin, aman. Aman olumsuzluk olmasın, piyasa olumsuzluğa boğulmasın, vatandaşın morali bozulmasın reçetesi. Halbuki döviz kurunu tuttukça enflasyon yaratan bir reçete bu. Bu reçeteyle devam etmek akıl kârı değildir. Eğer Mehmet Bey bu reçetenin arkasında duruyorsa ona da buradan sesleniyorum. Bu da akıl kârı değil. O yüzden hocam bu arada Twitter'a da yayını canlı olarak veriyoruz. Oradan gelen sorular da var. Özellikle en çok da dövizin bu seçim sonucuna olan tepkisini merak ediyorum diye mesela bir soru gelmiş. %100 çok doğru soru. Yani beklentinizi de alayım ondan sonra size veda edeyim. Bakın herhangi bir beklenti seslendirmeye gerek yok. Şu an vatandaşımızın kafasında çeşitli döviz kurları var. Yalan mı? Ve vatandaş, esnaf, tüccar fiyatlamasını yaparken bu döviz kuruna uygun yapıyor. Yahu kardeşim serbest bırak da piyasadaki döviz kuruna göre fiyatlama yapsak. Yazık günah değil mi bu memleket? Böyle bir reçete olur mu ya? Döviz kurlarını tutmak için milyarlarca dolar satıyorsun. Yani nerede teslim almışlarsa ondan beter hale getirdi. Değil mi şu an rezervler o durumda? Ama faizi de ayıp olmasın diye aslında %54 beklenen enflasyonu arkasında koşturuyorsun. Ben 36 bekliyorum o yüzden reel faiz veriyorum diye hem bizi hem kendini kandırıyorsun. O yüzden böyle bir iktisat politikası başarılı bir politika değil. Fatura eğer kesilmezse Mehmet Bey, inşallah kesilmez. Ben Mert Bey'in yanında duruyorum bu şeyde. Ne olur aklı selim hakim olsun. Böyledir reçete bizi felakete götürür. Bu felakete götüren reçeteden acilen vazgeçilmesi lazım.